Bunun dışında tabii eczane deposu süreçleri var. Eczane depoları bizim eczane performansımızı etkileyen süreçler. Eczane depolarının performansıyla eczanenin performansı, hizmet performansı, hizmet kalitesi doğru orantılı devam eden süreçler. Bununla ilgili eczane deposunun operasyonel göstergeleri mutlaka incelenmeli. Yani depo sayısı, depoların dağılımı, bölgeye dağılımı, araç sayısı, personel sayısı, servis saatleri, servis sıklığı yine eczane deposu tercihimizde dikkat etmemiz gereken hususların başında geliyor. Eczane karlılığına etkisi eczane deposunun bildiğiniz gibi eczanenin cirosu aynı zamanda eczane deposunun da cirosu anlamına geliyor. Belli kotaları hangi aşamalarda açtığınız ve bu açtığınız kotalar karşılığında ciro primlerinin oranları nedir? Bu ciro primlerinin tarafınıza ödenmesi, işte hesaplarınızda mahsup edilme şekli bunlar yine önemli. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Ödeme kolaylığı, iadeler, ödeme vadeleri bunlar da özellikle değerlendirilmesi gereken hususlar arasında. Kuruluş promosyonları, eşantiyonlar yine bu süreçlerin içerisinde. Değerli eczacılarımız, burada tabii kuruluş da eczanelerle ilgili yazılımla ilgili yani eczane kuruluşunda daha sonra ilaç takip sistemi gibi yazılımlara yine ihtiyacınız olacak. Burada ecza depolarının vermiş olduğu işte Eczacop'un vermiş olduğu yazılımları ücretsiz olarak vermiş olduğu yazılımları kullanmanızı öneriyoruz.